بسم الله الرحمن الرحيم باب الرجل يدعو رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يرميها بعد ذلك باب neyin babıdır? Er-reculü bir adam. Yedev-ü terk eder. Remye cemretil akabe. Cemretil akabenin remyeni. Yevmen nehri bayram günü. Büyük şeytan dedikleri yeri. Terk ediyor, taşlamıyor. Sümme yermiha onu atıyor. Ba'de zalike. Bayram gününden sonra atıyor. Bayram günü atmıyor da ertesi günü atıyor. Caiz midir, değil midir? Sonra ona atarsa kurban vacip midir, değil midir? Bu bahsi beyan buyuracak. حدثنا يونس بن عبد العالى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أمر فنز بيردرك الراعي يرعى بالنهار ويرمي بالليل عبد الله بن عباس rivayet etti ki Peygamber Efendimiz buyurdular ki çoban gündüzün hayvanlarını otarır. Geceliğin de gelir taşını atar. Şimdi bu rivayette çobanların gece gelip atmasında cevaz var. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَزَهَبَ اَبُوْ حَنِفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Ebu Hanife sahip oldu ki لَا اَنَّ فِي هَذَا الْحَد۪يسِ Bu hadisi şerifte orucudur. دَلَالَةً دَلَالَةً orucudur ki لَا عَلَى اَنَّ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ Gece ve gündüz vaktun vahidun bir vakıttır. Lirremyi taş atmaya, gündüzün atılabildiği gibi gecede atılabilir. Buna delalet vardır. Çünkü çoban gündüzün hayvanlarını otarıyor, gecede gelip taşını atıyor. Demek gecede onun vaktidir. Fekale buyurdu ki İmam Ebu Hanife İn tereke racülüm bir adam terk ederse remye cemretil agabeti cemretil agabenin taşlanmasını fiyemin nehri bayram günü taşlanmasını terk ederse sümme ramaha sonu taşlarsa ba'de zalike ondan sonra filleyletilleti şülbit gecedeki ba'de bu gündüzden sonra bayram günü biter peşine gece gelir o gece gelir taşlarsa felâ şeyye aleyhi bu adamın üzerine bir ceza yoktur ve innem yermiha yok gecede atmazsa hatta esbehe min gadihi ertesi günü sabahlasa ertesi dersi şafak attı ikinci günü dahil oldu. Remaha yine o şeytanlar o taşları atar. Cemretül Akabe'nin taşlarını atar. Ve aleyhi demin o adam üzerine de bir kurban vaciptir. Ne için? Tehirihi o adam tehir ettiği için ya o taşlamayı ila hurucu vakta vaktinin hurucuna tehir ettiği için. Vahva vakti de nedir? Tülü'ül fecir fecrin tülü'üdür min yevmiydin o gün. O gün fecir tülü edinceye kadar caiz idi. Atsaydı kurban vacip olmazdı. Fecir, ikinci günü fecrin tülü etti mi vakti bitmiş oldu. Vaktinden çıkarmış olduğundan dolayı vacibi terk eyledi. Ona bir kurban cezası lazım gelir. Buyurdu. Ve halefehu fî zâlike buna muhalefet eyledi. Ebu Yusuf'e ve Muhammedun rahimehumullahu teâlâ. Ebu Yusuf ve Muhammed İmam-ı Ebu Hanife'ye muhalefet eylediler. Fekâlâ dediler ki, اِذَا ذَكَرَهَا onu hatırlarsa taş taşlamayı fi şeyin min eyyamir remyi remi günlerinden herhangi bir günde remi günleri malum ya eyyami teşrikin üçüncü günü ikindiye kadar ya akşam grubuna kadar işte bu bir bayram günü üçte eyyami teşrik bu dört günü bu dört gününün herhangi bir vaktinde hatırlarsa remaha atar. Ve la şey'e aleyhi an üzerine de bir şey yoktur. Gayr-ı zalik taşı taşlamaktan başka. Unuttu yahut da meşgul oldu. Birinci günü atamadı, ikinci günü atamadı, üçüncü günü atamadı, dördüncü günü oruptan evvel bunları gelip atarsa onun üzerine atmaktan başka bir şey vacip değildir. Min demin ve la gayri ne kan kurban vaciptir. Ne de başka bir kefaret, bir şey vaciptir. Bir şey vacip değildir. Ona vacip olan o taşları atmaktır. Bu da İmameyn'in kavli. Ve inlem yezkürha yok. Bunları hatırlemese. Unuttu yahut da meşgul oldu da dördüncü günü grup oldu. Grup güneş battı. Hatta madateyyem remyi. O vakitte remyi günleri geçmiş oldu. Fezekereha. Ondan sonra hatırladı ki ya ben atmamıştım.
velem yermiha atmadı kâne aleyhi, o adam üzerine vaciptir fi terkiha, o remileri terk ettiğinden, taşlamaları terk ettiğinden demin bir dem vaciptir, bir kurban vaciptir. Şimdi burada zekerha diyor, yani hatırlarsa, yani Müslüman bir adam gasten bunu yapmaz. Unutmuş olur. Unutmuş olduğundan dolayı da gününden, vaktinden çıkarırsa bir İmam Ebu Hanife'ye göre kurban vacip oluyor. İmameyne göre kurban da vacip olmuyor. Yalnız onları kaza edecek. Ama hatırlemedi de dördüncü günü de gitti. O vakitte ona bir kurban vacip olur. Hepsi için bir kurban. Ve ihtecce Muhammed ibn-i Hasan fi zalik. Bu mesele hakkında İmam Muhammed ihticac eyledi ala Ebi Hanife'te rahimahullah İmam-ı Azam'ın aleyhine. Hüccet getirdi ki, yani İmam-ı Azam'ın dediği gibi kurban vaciptir diyor İmam Ebu Hanife, öyle değildir. Kurban vacip olmaz. Ne ile delil? Hüccet getirdi. Bima haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Ebu Asim an ibn-i Cüreycin kâle ahbereni Muhammed ibn Ebi Bekrin an Ebi'yi an Ebil Beddâh en Asim ibn-i Adiyyin ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz rakhasa lirru'a, çobanlara ruhsat verdi en yeteâkabû, teâkub etmelerini. Teâkub bir gün atar, bir gün atmaz. Fekânû yermûne, çobanlar atardılar gadvete yevmin nehri, bayram gününün sabahlığı, bayram günü sabahleyin atardılar cemretül akabeyi. Ve yed'ûne leyleten ve yevmen, bir gece bir günü terk ederdiler. Sümme yermûne minel gadi, ondan sonra ertesi günü atardılar. Şimdi bu ne etti? Birinci günü bayram günü attı. Ondan sonra bir gün bir gece atmadı. İkinci gün, üçüncü günü geldi. İkinci gününü gaza eyledi. Böyle yapardılar. Fesi hadel hadis, İmam Muhammed diyor ki, bu hadiste olucudur ki, ennehum kânu yermûne, çobanlar atardılar, gadbete yevmin nehri, bayram günü sabahleyin atardılar, sümme yede'ûne, sonra terk ederdiler, yevmen ve leyleten, bir gün bir gece, sümme yermûne l-gade, ondan sonra da sabahı gelir atardılar. Yani ikinci günü ve ondan sonra gelen geceyi terk ederdiler, üçüncü günü gelir atardılar. Fakat kânû yermûne, onlar atardılar çobanlar. Remyel yevmis sâni, ikinci günün taşlarını atardılar. Şimdi yevmis sâlisi, üçüncü günü taş atardılar. Ve lem yekün zâlike, bu öyle gazaya koymaları da olmadı. Bi mucibin aleyhim demen, onların aleyhine, onların üzerine bir kurban vacip kılar olmadı. Ve lâ bi mucibin, gene vacip kılar olmadı, mucib olmadı ki enne hükmel yevmis sâlis, üçüncü günün hükmü firremyi atmada ne için atması diyor misani, ikinci günün taşlarını atması, üçüncü günde, yani ikinci günün taşlarını kaza etmesi hilaf-ı hükmü yevmi rabi, dördüncü günün hükmünün hilafınadır. Böyle de olmadı. Fefî zâlike, işte bunda olucudur, delilün delil olucudur ki اَنَّ مَنْ تَرَكَ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَ, bir adam cemretü l-akabeyi birinci günü taşlamazda terk ederse فِي يَوْمِ النَّحْرِ, bayram günü فَزَكَرَهَا فِي شَيْءٍ مِنَ اَيَّامِ التَّشْرِك, اَيَّامِ التَّشْرِك günlerinden bir günde onu zikrederse, hatırlarsa اَنَّهُ يَرْمِي, o atar. Hatırledim gider atar, vela şey aleyhi, onun üzerine bir şey de vacip değildir. İmam Muhammed'in delili de bu. Yani İmam-ı Azam vaktini çıkardığından dolayı kurban vaciptir diyor. İmam Muhammed de diyor ki vacip değildir diye bunu delil olarak zikrediyor. Fakat burada İmam Muhammed'e denilir ki, peki madem caiz idi de Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin her gün kendi vakti geldi, başladı ve vaktinin nihayetinde bitirdi, bir günün taşını ertesi gününe koymadı? Bu çobanlara izin verdi. Çobanlarda bir zaruret olduğundan hayvanın başında duruyor. Orada bir zaruret var ama bunda bir zaruret yok ki. Adam keyif için onu terk etsin de ondan sonra gitsin atsın. Ve bu biraz pek İmam Muhammed'in bu delili pek yerinde olmuyor. İmam-ı Azam'ın aleyhine delil getiriyor ama pek de delil olmaz. Sümmen nezarı fî zâlik, sonra bu mesele hakkında nezer kıyas. يَشْهَدُ لَهَذَا الْقَوْلِهِ, bu kavle şahit olur. Yani İmam-ı Tahavi'nin burada rey-i içtihadi de İmam Muhammed'e uygun olduğundan İmam Muhammed'in fikrini, istinbatını
teyit ediyor. Diyor ki kıyas da bunu teyit eder. Şöyle ki ve zâlike ennâ râyina, biz gördük eşya, bir takım şeyleri ki tüf'alü fil hac, hacda işlenilir. Gördük ki el-dehru, deher külluhu vaktunda, zamanın hepsi onun vaktidir. Hacda bazı şeyler işlenilir ki onun müayyen bir vakti yok. Deher yani zaman hepsi ona vakittir. Minha onlardandır. Es-sa'yu beyne safa ve merve, safa merve arasında say etmek ve tavafu sadr, veda tavafını yapmak. Bunların vakti yok. Ne vakit yaparsa yapsın. Ve minha eşya, hacda istenilen bazı şeyleri de olucudur ki tüf'elü işlenilir fi vaktin hasin, ona mahsus olan bir vakitte. Ki hüve vaktuha hasseten, o onun hususi bir vaktidir. Minha onlardandır remyül cimar, taşları atmak da işte o hususi vakti olanlardandır. Niye? Şeytanı taşlamak bayram günü olur, bir de eyyam-ı teşrik günleri olur. Ondan sonra daha olmaz. O günlerde atamayan bir adam sonradan geç atsa olmaz. Sema ol bir şeyler ki kâne oldu, eddehru deher oldu, vakten lehu ona vakit oldu. Min hâziyle şeye başyalardan meta fi'le ne vakit işlenilirse felâ şeye alâ fa'ilihi, fa'il üzerine bir şey yoktur. Ne fi'lihi iyyâhu, onu işlemekle beraber onun üzerine bir şey vacip gelmez. Min demin ve la gayrihi, demden kefaretten hiçbir şey vacip gelmez. İmam Muhammed'in delili bu. Kıyas yapıyor. Şimdi burada fekâne meddehru diye yazılı. Fakat sahihi femâ kâne dehru. Bir rivayette de fekânne meddehru vaktun lehu. Üç türlü rivayet geliyor. Fakat Allahu alem en doğrusu femâ kâne eddehru vaktan lehu. Öyle olsa gerek. Ve maul bir şey ki kâne minhâ, bu eşyalardan oldu. Lehu vaktun hasun, hususi vakit oldu. Min eddehr, zamandan onun bir hususi vakti vardır. Eki izâ lem yuf'al fî vakti, vaktinde işlenmezse vecebe alâ tarikihi eddemu, onu terk edene kurban vacip olur. Ki işte bu da remy-i cimar onlardandır. Fekâne maul bir şey ki kâne minhâ, bu eşyalardan oldu. Yuf'alü işlenilir. Libekâi vakti, vakti baki kaldığı için işlenilir. Vakti var ama vaktinin evvelinde de işlenilir, ortasında da işlenilir, sonunda da işlenilir. Öyleyse madem bu vakti var, evvelinde atmadı da sonunda attı. فَلَا شَيْعَ لَا فَاِلِهِ, onun failine bir şey olmaz. غَيْرُ فِعَلِهِ اِيَّهُ, onu o vakitte işlemekten başka. Mesela namaz vakti geldi, girdi, önüne vakti girdi. Sen evvelin, vaktin evvelinde de kılarsın, ortasında da kılarsın, sonunda da kılarsın. Vaktin evvelinde kılmadın, ortasında kılmadın, sonunda kılacaksan öndeysin, ne yapacaksan, onu kılmadın, namazı kılmaktan başka sen bir şey yapmayacaksın. Niye? Çünkü onun vaktidir. Bu taş atmalar da böyledir diyor. Ve ma ol bir şey ki kâne minhâ, vâşyalardan oldu, la yuf'alu, işlenilmez. Le'ademi vakti, vakti olmadığı için işlenilmez. Vakit çıktı. Vecebe mekânehu, onun mekânına vacib olur, reddemi de. Öyleyse eyyâm-ı teşrik çıktı mı, remy-i cimarın vakti de çıktı, vakit kalmadı, öyleyse kurban vaciptir. Ve kâne cemretul akabe, cemretul akabe bayram günü atılan yedi taş, izâ rumiyet atılırsa, min gadi yevmin nehri, bayram gününün ertesi günü atılırsa, gadaen gaza olarak. Neden gaza? Yani remy-i yevmin nehri, bayram günü atacak değil, atamadı, atmadı, ikinci günü bunu gaza ediyor. Böyle gaza olarak atarsa. Fakat rumiyet, bu atış atılmış olduğu fi yevmin, bir gündeki huva, o gün min vakta, onun vaktindandır. İmam Muhammed'e göre remy-i cimarın vakti bayram gününden başlar. Dördüncü günü güneş vurup yedinciye kadar. Bu birinci günü bayram günü atmamış, ikinci günü atmış. İkinci günü de remy-i cimarın vaktindandır diyor. Ve levre zâleke, gel böyle olmasaydı lemâ ümire bir remyihâ, onun remyiyle emr olmazdı eğer onun vaktinden olmasaydı. Onu git at denilmezdi. Peygamber Efendimiz onlara müsaade etmiş, gündüzün atamayanlar gece atarlar. Yahut da taakup ederler. Birinci günü atar, ondan sonra bir gece bir gün geçirir, tekrar gelir atarlar. Eğer bu caiz olmasaydı bunların atmalarıyla emr olunmazdı. Kemâ lâ yûmeru târiküvâ,
o remyi cimari terk eden emredilmediği gibi ila ba'din gıda eyyâmi teşrik, teşrik günleri bittikten sonra git at denilmediği gibi. Bayram günü geçmiş, teşrik günleri 3 günde geçmiş. Bayramın 5. 6. günü olmuş, ona emredilir mi ki git taşları at? Yok, vakit bitti, onlara emrolunmaz. Onların için vakti yok. Halbuki bu Cemretül Akabe öyle değil. Cemretül Akabe 1. günü taşlamadı. Taş atmanın günleri ta 4. gününe kadar devam ediyor. Bu vakitte gider atardı. Evet, işte ona da diyor ki كَمَا لَا يُمَرُ تَارِكْ وَا اِلَى بَعْدَنْ قِذَا اَيَّامِ التَّشْرِكِ اَيَّامِ التَّشْرِكِنْ قِذَاسُنْدَنْ sonra cemreleri terk eden emredilmediği gibi birem yiha o taşlamaları yapa بَعْدَ ذَٰلِكَ اَيَّامِ التَّشْرِكِ geçtikten sonra emrolunmaz. Niye vakit çıktı? Ama bu böyle değil. فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّانِي مِنْ اَيَّامِ النَّحَرِ bayramın ikinci günü ki oldu. هُوَ وَقْتُنْ لَهَا o remyin vakti oldu. وَقَدْ زَكَرْنَا biz bunu da zikreyledik مِمَّا شُلْبِ şeylerden ki كَدَجْمَعُوا اِجْمَعَ اِلَدِلَرْ عَلَيْهِ anın üzerine ki اَنَّمَا فِعْلْ شُلْبِ şey ki işlenildi فِي وَقْتِهِ مِنْ اُمُورِ الْحَجِ Umur-i Hac'den kendi vaktinde işlenilen şeyler. فَلَا شَيْءَ عَلَى فَاِلِهِ onun faili üzerine olmadı. فَلَا شَيْءَ hiçbir şey vacip olmadı. عَلَى فَاِلِهِ faili üzerine hiçbir şey vacip olmadı. Çünkü vaktinde işlenildi. وَكَانَ كَذَٰلِكْ böylece oldu. هَذَا الرَّامِ işte bu atan adam لَهَا جَمْرَةُ الْعَكَبَيْا atan. لَمَّا رَمَاهَا وَقْتَكِ اُنْ عَدْتِي فِي وَقْتِهَا vaktinde. O da vaktine bu اَيَّامِ تَشْرِكْ اَيَّامِ تَشْرِكْ günlerinde attı. Ona bir şey vacip olmadı. فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ o ki böyle oldu. Öyleyse onun üzerine bir şey vacip olmadı. فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّانِينَ فَلَمَّا كَانَنِنْ cevabı. فَيِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam itiraz ise dese ki اِنَّمَا اَوْجَبْنَا عَلَيْهِ deme. Biz ona kurbanı vacip kıldık. Bir terkiyi onun terk etmesi sebebiyle رَمْيَهَا onun atmasını يَوْمَ النَّحْرِ bayram günü وَفِي اللَّيْلَةِ اللَّتِ بَعْدَهُ bir de bayram gününden sonra gelecek gecede atmadığından. Atmadıysa ona vacip kıldık kurbanı. Ne için? لِلْاِسَاءَةِ اللَّتِ şol bir İsaat için ki kehanet minhu adamdan vakı oldu fî zâlike bu mesele hakkında. Yani vacib idi, vacibi terk etti. İsaat demek bu. Onun için kusur yaptığından dolayı kurban vaciptir. Onun günü neydi? Cemretül Akabe'nin gündüzün bir de gece şafak atıncaya kadar atacaktı. Bu atamadı. İkinci güne bıraktı. Vacibi terk etti. Terk ettiğinden kurban vacip oldu deriz. Böyle derse bu İmam-ı Azam tarafından yani bu itiraz. قِيلَ لَهُ ona cevaben denilir ki fakat reyna biz gördük tarike tavaf-ı sadr-i veda tavafını terk edeni gördük ki hatta yerci'u ila ehli gördük ki hatta yerci'u ila ehli ve ehline rücu ediyor ve tarike sa'i beyne safa ve merve safa merve arasında sa'i terk edeni de gördük ki hatta yerci'u ila ehli o da ehline gidiyor müsi'ine isaat ederek yani sünnet olan onları yapacaktı yapmadan gitti. Ve ente tekul sen de dersin ki İmam-ı Azam'a diyorlar sen de bizimle beraber hükmediyorsun ki innehuma bunlar ve da tevafını terk eden Safa ile Merve arasındaki sahi terk eden izaraca döner rücu Mekke-i Mükerreme'ye rücu eder gelirlerse sefeala bunları işlerlerse ve da tevafını yaparsa yahut da Safa ile Merve arasındaki sahi yaparlarsa sefeala bunları işlerlerse neyi? مَا كَانَ تَرَكَ مِنْ ذَلِكُ bu terk ettikleri şeyleri yaparlarsa اَنَّ اِسَاءَتَهُمَا bu adamın böyle isaat etmesi bunları terk edip gitmesi tekrar gelip yapması لَا تُوْجِبُ عَلَيْهِمَا demen o adamlar üzerine bir kurban vacip kılmaz. لَاَنَّهُمَا قَدْ فَعَلَى bunlar o veda tevafını yahut da sa'yı yaptılar قَدْ فَعَلَى işlediler neyi? مَا اُلْبِسِهِ كِ فَعَلَى مِنْ ذَلِكُ bu yaptıkları şeyi yaptılar. Yani sa'yi yahut da veda tevafını yaptılar. Şeyi vaktiyi vaktinde yaptılar. Çünkü zamanın değerin küllüsü onun vaktiydi. Vaktinde yaptılar. Öyleyse bunlara bir şey vacip mi? Değil. Öyleyse bu remyi cimarında vaktinde atarsa tehir etmesiyle kurban vacip değildir denilir ona. فَكَذَٰلِكَ الرَّامِي اَلْيَوْمَ الثَّانِي İmam Muhammed'in vermiş olduğu cevabın tetinmesi. فَكَذَٰلِكَ böylecedir. الرامي
taşları atan, el-yevmü s-sani ikinci günü, mine-yyâmi mine-minanın ikinci günlerinde taşları atan, neyi? Cemre-telakabe, cemre-telakabenin taşlarını atan. Ne için atıyor? Lima bir şey için atıyor ki, kâne ve cemâleyhi, o adam üzerine vacip olmuştu, fî-yevmin nehri. Bayram günü cemre-telakabeyi taşlamıştı. Taşlamak vacip olmuştu. İşte onu kaza ediyor. Bayramın ikinci günü, minanın ikinci günü o taşları kaza için atan adam da böylecedir. Ne olduğu halde ramiyen leha ondan hal oluyor. Fekezalike raminin cümlesinden hal oluyor. Rem yedici oldu. Ramiyen, rami olduğu halde leha o cemretü rekebenin taşlarını fi vaktiha vaktinde rem yedici olduğundan felâ şeye aleyhi anın üzerindedir. Bir şey vacip değildir. Fizalik bu günü gayru remyiha onu atmaktan başka. Birinci günü atamadı. İkinci günü atması vaciptir. Atmaktan başka bir şey vacip değildir. Yani bir kurban başka bir kefaret lazım değildir. İmam Muhammed'in kelamı burada bitiyor. İstidlal-i kıyas nezeriyle İmam-ı Tahavi İmam Muhammed'in reyini teyit ve tekit ederek bunu buraya getirdi. Ve burada da buyurdu ki فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ قِيَسْتَ budur فِي هَذَا الْبَابِ bu babda kıyas da budur. Yine kurban lazım gelmez diyor. وَهُوَ قَوْلُ اَب۪ي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى bu da Ebi Yusuf'un ve Muhammed'in kavulleridir. Şimdi burada bu mesele hakkında Eymme-i Selese hakkında Eymme-i Selese'nin içtihatları ihtilaf etti. İmam-ı Azam'a göre her günün vakti, taş atmanın vakti, evvel vakti vardır, son vakti vardır. Evvel vaktinden başlar, son vaktinde biter. Eğer o günü bitiremezse, atamazsa kurban vacip olur. İmameyne göre de hayır. Bu günler hepsi birdir. Eğer o kendi günlerinde Peygamber Efendimiz'in atmış olduğu günlerde atarsa bu sünnettir, daha güzeldir. Fakat atamazsa ayyam-ı teşrik günleri hepsi remin vakti olduğundan dolayı kaza eder, kurban da vacip gelmez. Şimdi burada İmam Ebu Hanife Rahimullah'ın mezhebini, onun reyini almış. Kütüb-i Hanefiye'de böyle yazmıştırlar ki kurban vaciptir. Müftabih olan da budur ki birinci günü güneş doğduktan sonra akabeyi taşlamak başlar. Önlüğe kadar atmak sünnet. Akşama kadar bila kerahe caiz. Gece şefakatinceye kadar de meal kerahe caiz. Şefakat değil mi? O adama kurban vaciptir olur. İkinci günü zevaldan itibaren başlar. Üçüncü günü yani zevaldan itibaren başlar. Ta gecenin şefakatinceye kadar yani gündüzün atabilir. Gece bila kerahe, gece de atar meal kerahe. İkinci o gece geçip de şefakat değil mi? O günün de müddeti bitmiş olur. Yalnız dördüncü günü evreden sonra başlar, akşamın grubuna kadar devam eder. Gece tabi değil orada, geceyi grub ettim artık dördüncü günün son vakti bitti. Bunun da dördüncü günü önleden evvel atabilir mi atamaz mı o meselede ihtilaflı olduğundan aşağıda gelecek. Fakat sünnet-i seniyye o günü de önleden sonra başlayıp akşama kadar bitirmesi lazım. Akşamdan sonra gecesi yok onun. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.